Herkese günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar. Cuma günü hafif artılarla kapattıktan sonra hafta sonu aslında Trump'ın paketi oylamayacağına dair açıklamaları geldi. 2000 dolara yükseltilmesini istiyordu biliyorsunuz, 600 dolarlık ödemeleri. Ve bu kritik bir karar çünkü özellikle işsizlik verilerinin detaylarına baktığınızda o geri çekilme olarak lanse edilen, yani başvurular azaldı, devam eden başvurularda toparlanma var vesaire şeklinde gördüğünüz analizlerin tamamı yanlış. Vadesi tamamlamaktan dolayı insanlar artık işsizlik sigortasından faydalanamıyordu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu daha da hızlanacaktı. Ve 600 doların bile gelmemesi çok kritik bir gelişme. Hem işsizlik tarafını konuşuyoruz, eksi gelmesi muhtemelen farm payrollları, hem de işte perakende satışlar veya harcamalar tarafında son iki aydaki zayıflığı zaten paylaşıyorum. Dolayısıyla bu karar gerçekleşseydi çok kritik bir gelişme olurdu ama imzaladığı gibi gözüküyor. Dolayısıyla hem kamu hizmetlerine devam edecek, orada ayrılmış bir bütçe var. Hem de baktığınızda insanların evine hemen olmasa bile bir süre içinde çekler gitmeye başlayacak. Dolayısıyla işsizlik sigortası da Mart sonuna kadar devam edecek. Bunlar olumlu gelişmeler diyebiliriz ama aslında tabii piyasa hiçbir zaman olumsuzunu da fiyatlamadı. Ben arada mızmızlandım bunların olması lazım falan filan diye ama piyasa net bir düzeltme hiçbir zaman yapmadı. Dolayısıyla çok kuvvetli bir yukarı tepki de vereceğini zannetmiyorum ama şu an itibariyle baktığımızda Amerikan endeksleri hafif artılarda seyrediyor. Asya tarafına gelirsek, Asya tarafında aslında negatif diyebileceğimiz haberler var ama piyasanın bir boğa piyasası olduğunu göz önünde bulundurursak bunları fiyatlamıyor. Nedir negatif olan gelişmeler? Japonya tarafında bir süre için tabii yabancıların ülkeye giriş çıkışı yasaklanmış durumda. Çin tarafına baktığımızda Ant gruba, işte o geçenlerde biliyorsunuz IPO'su vardı, o iptal edildi. Daha sonra araştırma, soruşturmalar açıldı. Monopol durumu inceleniyor. Ant gruba yönelik alınan bazı kararlar var ki bu kararlar aslında ikiye ayırıyorum ben. Hem bir yandan Çin'in neden henüz finansal sistemin merkezi olamayacağını gösteriyor. Yani son gün bir IPO'yu iptal etmeniz açısından. Hem de nasıl oluyor da özel sektör bu kadar finansın içine girebiliyor. Daha doğrusu bir teknoloji şirketi, onun yarattığı bence bir şok var Çin tarafında. Ama bu çok kolay kolay engellenebilir bir şey de değil. Tabii Çin'de daha rahat engelleyebilirsiniz. Sonsuza kadar engelleyemezsiniz ama daha rahat engelleyebilirsiniz. Liberal ülkelerde bunların önüne geçmek, teknoloji şirketlerinin finans sektöründe yarattığı hasarı kontrol etmek biraz daha zor olacak. Ama sonuç itibariyle görüyorsunuz piyasa olumlu seyrini sürdürüyor. Endeks açısından baktığımızda bundan sonra biraz daha ekonomik verilere hassas olacaktır diye düşünüyorum. Önce tabii siyaset henüz bitmedi. 5 Ocak'ta biliyorsunuz Georgia seçimleri var. Bir nevi kimin senatoyu kontrol edeceğini belirleyecek. Dolayısıyla orayı takip edeceğiz. Diğer yandan da seçimlerden sonra tabii başkan artık net bir şekilde görevini devralacak. Orayı takip edeceğiz ama çok bir önemi yok. Sene sonundayız. Belli bir ölçüde realizasyon gelebilir. Yukarıya doğru ana trend henüz bozulmuş değil. S&P tarafında da 4000'li seviyeleri konuşmaya devam edeceğiz. Ama ekonomik verilerde bence bir süre daha zayıflama geliyor. Dolayısıyla hani çok siyaset konuştuk, az ekonomik veri fiyatladık. Şimdi biraz daha ekonomik veri fiyatlamaya başlayacağız diye düşünüyorum. Hemen artık yılbaşı haftasındayız. Zaten Noel nedeniyle çok hacim de yok. Bu hafta neler gelecek bakalım. Görüyorsunuz çok yoğun bir haftayla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla piyasa iyice sakin, yatay bir seyir izleyebilir. Euro tarafına gelirsek genişleme paketinin gelmesi elbette belli ölçüde dolar negatif ama burada da 1.22-15'in kırılmadığını görüyoruz. Eskisi kadar olmasa da Euro long pozisyonlar yüksek seviyelerde diyebiliriz.
hemen açayım. Detaylarda daha da agresif bazı seviyeler görüyorsunuz. Örneğin para yöneticilerinin, varlık yöneticilerinin pozisyonlarına baktığınızda 2005'ten bu yana en yüksek seviyede. Şurada totalde baktığımızda görüyorsunuz tabii bu gecikmeli bir veri, çok da taze diyemeyiz şu andaki durumu ama önceki zirveye gelmiş durumda. Yani bu Euro'nun o rallisini biraz yavaşlatacak bir gelişme ama sonuç itibariyle paketin imzalanmaması çok dolar pozitif olacaktı. Sert bir dolar yükselişi görecektik. Onun önüne geçilmiş oldu. 1.22.15'in kırılması, net bir şekilde üzerine çıkılmasıyla beraber 1.25'leri konuşabiliriz. Ama şu long seviyeler hala bana sorarsanız o yukarı ivmenin yavaş olmasına neden olacak. Bu arada opsiyonlar tarafına bir göz atarsak, opsiyonların da sene sonu tabii ancak stajyerler ve uzman yardımcılarını bırakmışlardır şeyde, desklerde diye düşünüyorum. Şurada görüyorsunuz opsiyonlar tarafı da öyle aman aman bir yükseliş fiyatlar durumda değil son aylarda, hatta giriliyor. Dolayısıyla bir euro rallisi için, böyle çok kuvvetli etkileyici bir euro rallisi için önümüzde bir dönem, bir süre daha var gibi geliyor bana. Yani bir yukarı hazırlık şu anda görmüyoruz ama 1.22.15'in üzerine yerleşmesi elbette yukarı hareketi destekleyecektir. Pound tarafına hemen gelelim. Pound tarafı da Brexit'ten olumlu etkilenen parite olarak yukarıya doğru gidiyor. Ama daha da önce söyledim, daha doğrusu Brexit'le beraber söyledim. Bizim okuduğumuz Brexit ağırlıklı olarak mal hareketlerinin nasıl olacağını belirliyor. Hizmet, daha doğrusu özellikle finans, Londra, City henüz tam net olarak geleceği belli değil. Regülasyonlar nasıl çıkacak? Bankacılık burada kalabilecek mi? Ben kalacağını düşünüyorum ama burada bir belirsizlik var. Dolayısıyla onun getirdiği bir yavaş yukarı harekette söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi paketin gelmesi ile beraber altın tarafı daha net bir yükseliş yapmış durumda. Yeniden 1900'ü test ediyoruz. Tabii geçtiğimiz hafta da, geçtiğimiz pazartesi, şu günde de benzer bir durum vardı. Dolayısıyla hala temkinliyim burada ama şuradaki henüz direnci de kırabilmiş değiliz. O seviyeyi yeniden test ediyoruz. O seviye dediğim neresi? Aşağı yukarı şunu sabitleyebilirsem. Görüyorsunuz 1910'lar diyebiliriz. Yani altının kendi hareketi için kendi başına baktığımızda 1910 seviyesi önemli bir direnç seviyesi diyebilirim. Şimdi altın ETF'lerine hemen bir göz atalım. Altın ETF'leri tarafında çok agresif bir yükseliş olmadığını görüyoruz. Hatta şurada gördüğünüz üzere tamamen yataya bağlanmış durumda. Bunu not etmek gerekiyor. Çünkü bu yıl altının yükselişinin temelinde ETF'ler vardı. Öyle bir ara biliyorsunuz heyecanlı hikayeler anlatıldı. İşte kağıt altın mı, fiziki altın mı falan filan diye. Halbuki kağıt altın gümbür gümbür götürdü. Şimdi şurada CFTC tarafına bir türlü geçiş yapamadım. Tabii yine tekrarlamakta fayda var. Gecikmeli olarak gördüğümüz bir veri bu. Çok şu anı yansıtan bir seviye değil. Ama yine de bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Görüyorsunuz bir aşırılık diyebileceğimiz durum yok ama yüksek seviyelerdeyiz. Daha önceki zirvelere yaklaşan seviyelerdeyiz. Dolayısıyla burada pay var ama altın tarafı ETF'den destek bulmadığı takdirde çok yukarıya doğru gidebilecek gibi değil. Gümüş tarafında da yine geçtiğimiz hafta gördüğümüz sertlikte bir yükseliş var. %3'ün üzerinde şu anda bir prim olduğunu görüyoruz. Gümüşün ama altından daha iyi olduğunu zaten konuşmuştuk. Hem düşüş trendini kırdı hem 50 günlük ortalamasının üzerine oturdu. Dolayısıyla altını destekleyen bir konumda diyebiliriz. Altın gümüş rasyosunda 70 seviyesinin kırılması durumunda boğa tekrar kendini gösterecektir demiştim. Burada da hala kırmadı ama görüyorsunuz bir süredir gümüş lehine bir hareket görüyoruz. Bunu olumlu olarak değerlendiriyorum. Buradaki ETF'ler nasıl? Ona da hemen
bir göz atalım. Peki. Adım adım gidelim. Hepsini bir yapınca hızıma yetişemiyor galiba bunun. Tamam. Burada görüyorsunuz altına oranla çok daha düşük bir satış var. Zirvenin hemen etrafında dolaşıyoruz. Yani gümüş tutanlar daha sağlam durdu bu satışa gibi gözüküyor. Son olarak platinyum tarafına da platine bakalım. Geçtiğimiz günlerde hidrojen bazlı çalışan bir uçakta test edildi. Platinde 1035'in üzerinde tutunmaya çalışıyor elbette. Burada da geçtiğimiz hafta çok sert bir satış gördük. Bunun ben fundamental bir satıştan ziyade alt seviyelerin, kademelerin boşluğuna bağlıyorum. Yani Noel dönemine girmemiz nedeniyle çok ciddi alıcı yoktu. Büyük ölçüde de burayı kompanse eden bir hareket yaptı. Şimdi burada ETF'lerin seyrine baktığımızda diğer ikisine oranla daha farklı bir resim görüyoruz. Gördüğünüz üzere yeni zirve yapmış durumda. Hatta şöyle biraz daha tarihinin başından alırsam platin alıcısı son yıllarda maşallah var diyebiliriz. Düzenli olarak pozisyonunu arttırıyor. Ben de platin tarafında özellikle altınla rasyosuna da baktığımızda son derece olumlu olarak duruyorum orta vadede. Şimdi bu taraftan petrole geçelim. Petrol açısından paket belli ölçüde iyi. Yani Amerika'daki aktiviteyi canlandıracak bir gelişme ama sakin duruyor. Şu an için hafif aşağıya doğru bir eğim olabilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz gün paylaştım. Burada özellikle Çin tarafının ekonomik aktivitesi çok kritik olacak. Baktığımızda işte o contango backwardation grafiklerini bazen paylaşıyorum. Şu an için baktığımızda petrolde ileri vadeler kısa vadenin yavaş yavaş altına düşmeye başlamış. Tam olarak istediğimiz şekilde değil ama kısa vadede fiyatların daha yüksek olması talebin arttığını gösteriyor olabilir. Aynı zamanda arz tarafında bir problem olduğunu da gösteriyor olabilir. Ben arz tarafı probleminin biraz daha %51 daha önde olduğunu düşünüyorum. Yine Brent tarafında bu durum daha önce ortaya çıkmıştı. Hala devam ediyor. Daha netleşebilir bu görüntü. Henüz istediğimiz netlikte değil ama görece pozitif bir görüntüyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Zannediyorum bu seneyi bu seviyelerde tamamladıktan sonra önümüzdeki sene daha sert bir, kuvvetli bir yukarı hareket olacak. Şimdi sabah notumda da yazdığım gibi Mad Max gibi görünmek istemiyorum ama Mısır fiyatları da ufak ufak gidiyor. Hatta şimdi şu son birkaç güne de baktığınızda çok da ufak ufak gitmiyor. Bu tarafa lütfen dikkat edin. Bizi de ilgilendiren bir gelişme, yani bütün herkesi ilgilendiriyor ama tabii bizim açımızdan gıda enflasyonu her zaman problem olan bir noktaydı. Açıkçası bizde de insanların işte söylüyorum işte kuraklık var, fiyatlar yükselecek şeyinde, modunda, yani ne olup bittiğini dünyada çok iyi bildiklerini zannetmiyorum. Ama genel olarak baktığınızda her şeyin çok net yukarı gittiğini görebiliyorsunuz. Hatta olay sadece ve sadece insan besinleri olarak bakmayın. Hayvan yemi olarak baktığınızda orada da yukarıya doğru çok net hareketler var. Bunlar bir noktada dönüp enflasyon olarak bize yansıyacak, kuraklık olsa da olmasa da. Dolayısıyla gıda tarafı hala çok kritik yerlerde olmayı sürdürüyor. Amerikan 10 yıllıklarına geleceğim ama Amerikan 10 yıllıklarında çok önemli bir hareketlilik yok. 0.95 civarında asıl altını da destekleyen gelişmelerden bir tanesi. 10 yıllık enflasyon beklentilerinde de yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyor olmamız. Tamam, peki bu sabah belli ki biraz fazla hızlı yazıyorum. Bu tarafı da açarsak 1.98'e gelmiş olan bir 10 yıllık enflasyon beklentisi var. Son dönemlerin en yüksek seviyesi. 2018'den bu yana da bakarsanız
görüyorsunuz son derece yüksek bir seviyedeyiz. Aşağı yukarı son 2 yılın en yüksek seviyesine geldik ki 10 yıllıklar sabit, burası yukarı gidiyor. Dolayısıyla altın açısından da destekleyici bir durumda diyebiliriz. Burasını takip etmeye devam ediyorum. Özellikle eğer az önce paylaştığım 1910 kırılacaksa burada da yukarı hareketin sürmesi gerekli. Bitcoin tarafına gelelim. Bitcoin tarafında hafta sonu zaten detaylı bir not geçtim. Bir iki göstergeye tekrar bakacağım. Ama şuradaki hareket nedeniyle, daha doğrusu hareket demeyelim de Fibonacci nedeniyle ufak bir kar realizasyonu yaptığımı paylaştım dün. O seviyenin üzerine çıktık aslında ama ardından da yani bu sabah itibariyle veya dün kapanışta da öyleydi, altına kaydık. Yani 27.660'ları görmemizle bir ufağın altını özellikle çiziyorum. Yani şu ara 2017'de yaptığım gibi tamamını satmak gibi bir niyetim kesinlikle yok ama ufak bir kar realizasyonu yaptım bu seviyelerde. Aşağı gelmesine de daha da yukarıya gidemez mi? Gidebilir elbette 30 binlere. Ama bu hareketin niteliğini tekrar hızlıca bir gözden geçirmek isterim. Önce şu noktaya bakalım. Kripto para dünyasında bu defa 8 bine yakın coin var. Bitcoin'de arz ve fiyat artmış durumda. Buna rağmen daha önceki zirvenin, yani kripto para aleminin zirvesinin altındayız. O seviyeye doğru da ama ilerliyoruz. İkinci nokta, Bitcoin'i çıkardığınızda hemen gözünüze çarpıyor. Altcoin'lerin çok daha zayıf olduğu bir dönemden geçiyoruz. Aslında dün itibariyle baktığınızda şunu net bir şekilde görebiliyordunuz. O HOVI Active daha önce paylaştım. Ona uygun olanlar, olmayanlar, yani Litecoin örneğin bir altcoin ama dün hala sert bir şekilde yukarı gitmeyi başarıyor. Neden? Çünkü neredeyse aynı blockchain'den bahsediyoruz Bitcoin'de. Nitelikleri aynı, 3 aşağı 5 yukarı. Dolayısıyla piyasa orada negatif bir durum görmüyor ama Ripple veya Ripple'a benzer nitelikleri olan o SEC'nin koyduğu standartları aşamamış olan veya onlara uygun olanlar tabii başı daha belaya girebilir düşüncesiyle satışıyor. Ve onu hem bu tabloda görebiliyoruz hem belli ölçüde Bitcoin'in yükselişinde görebiliyoruz. Şimdi neden ufak bir miktarda sattım? Çünkü dominansta da aslında isterseniz dirence gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bu seviyelerden bir yavaşlama olabilir düşüncesiyle, olmadığı takdirde de hızlı bir şekilde şurada görüyorsunuz 80'lere doğru bir hareketlilik olacaktır. Dolayısıyla bunu da biraz satış için bahane ettim diyebiliriz. Şimdi zaten dün hızlıca üzerinden gittiğim için çok fazla detaylandırmayacağım. Şurada görüyorsunuz net transferler exchange'lere, borsalara artmış durumda. Tabii bir kurumsal firma bunu borsada tutmuyor, cüzdanında çekiyor veya işte daha profesyonel olanlar. Borsada tuttuğunuz Bitcoin'in aslında temelde sizin Bitcoin'inizin olmadığını bilenler cüzdanına çekiyor. Dolayısıyla çıkış görüyoruz. Nasıl giriş görebiliriz? Bir bireysel yatırımcının buraya olan ilgisinin artması durumunda. İki, satış amaçlı balina da olabilir veya cüzdanına çekmiş birisinin satış amaçlı borsaya göndermesi de söz konusu olabilir. Ben balina tarafını son 4 gün için konuşuyorum, takip ediyorum. Orada o kadar büyük bir satış hareketiyle borsaya gelme söz konusu değil. Dolayısıyla burada gördüğümüz yükseliş ağırlıklı olarak bireysel yatırımcının teveccühü diyebiliriz. Grayscale'de de benzer bir şeyi söylemiştim. Hatırlarsanız buraya para girişi olduğunda Bitcoin'in fiyatları önümüzdeki birkaç gün içinde çıldırabilir diye. Zaten para girişi oldu. Fiyatlar da çıldırdı. Dolayısıyla bu iki göstergeyi yakından takip etmek gerekiyor. Hani o kurumsal gazına geldik ama şu andaki son hareket bireysel yatırımcının yaptığı bir hareket. Bir iki noktaya daha hemen değinmek isterim. DeFi tarafında bir artış yok. Zirve seviyenin altındayız. Burası sakinleşti gibi gözüküyor. Ethereum'da da ne kadar
stake olduğunu şurada işaret etmek istiyorum. 2 milyonun üzerinde Ethereum şu anda kilitlenmiş durumda. Bunu istediğiniz zamanda çekebilecek durumda değilsiniz. Ethereum şöyle diyeyim, çok bilinen bir kripto olmasına rağmen ben ciddi anlamda hala yüksek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hemen bugün yarın yükselecek anlamında demiyorum bunu ama hani Microsoft çok bilinen büyük bir şirkettir ve önünde inanılmaz yukarı gitmesi söz konusu değildir ya. Burada tam aksi, yani çok bilinen oturmuş kriptolardan bir tanesi ama önünde ciddi anlamda hala çok yüksek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ağırlıklı takip ettiklerinden bir tanesi olmayı sürdürüyor. Herkese çok teşekkür ederim. Tekrar iyi haftalar diliyorum.